Ergenlik dönemi çocukluktan yetişkinliğe göçüş dönemi olarak tanımlansa da kendi içinde zorlukları olan ve oldukça önemli bir dönemdir. Bu dönemin en önemli özelliği ergenin bir kimlik yolculuğuna çıkması, yani bir ben yolculuğuna çıkması, kendine bir harita çizmesidir. Burada ben kimim, nasıl biriyim, güzel miyim, çirkin miyim, insanlar beni beğeniyor mu, burnum nasıl, kaşım gözüm nasıl gibi bunun gibi yüzlerce soruyla kendini anlamaya, tanımaya başlar ve bu soruların temelinde geleceğini şekillendirmeye çalışır. Bunu yaparken zaman zaman anne babayla, otoriteyle çatışma içine girebilir. Kendi bireysel yolculuğunu hazırlamak için anne babadan ayrışma isteği oluşabilir. Daha çok akranlarıyla zaman geçirme isteği olabilir. Bu süreçte dikkati daha çok bedenine yönelir. Ayna karşısında daha fazla zaman geçirmeye çalışır. Kendi içine kapanma süreçleri ara ara olabilir. Odasında yalnız kalma isteği olabilir. Arkadaşlarıyla daha çok zaman geçirecektir. Ama bu şu demek değil, aileden kopma, aileden ayrışma demek değil bu. Bu nedenle ailelerin anlayışlı ve duyarlı olmaları gerekir. İyi bir iletişim kurmaları gerekir. Çok nasihatçı, çok fazla kısıtlayıcı olmamaları gerekir. Burada en önemli koruyucu faktör ergen ile ailenin sıkı ve gerçekten verimli içten bir diyalog kurmasıdır. Bunu yapabildikleri takdirde ergenlerle çatışma çok daha az olacaktır.